Kesinlikle. Her yayında konuştuğumuz bir isim daha var ki Ziyech. O da artık böyle ilk 11'de başlayıp son anlara kadar oynayan futbolcular arasında ki sezon başında baktığımızda hayal kırıklığı olarak gördüğümüz bir transfer gibi gözükse de sonlara doğru bence taraftarın gönlünü aldığı gibi gözüküyor. Artık zaten Galatasaray'ın oyuncusu ama tekliflerde eminim ki gelecektir bu performansın üzerine. Belki yine Arapların bir teklifi de olabilir. Sen neler düşünüyorsun? Hakim Ziyeci takımdan ayrılır mı? Yani yeni bir şey yok o konuda işte. Sözleşmesi uzadı. Oynamaya devam ediyor. Önümüzde de iki maç var. Fenerbahçe maçında da yine Galatasaray'ın en önemli silahlarından bir tanesi olacak şüphesiz. Dün de mesela yani her maçta tabii ki beklenti çok yükseltti Ziyeş. Çok spektaküler işler yaptığı için dün de ben performansının kötü olduğunu düşünmüyorum bu arada iyi işler yaptı. Hatta bir tane çok net pozisyona girdi. Gol olmadı. Yani her maçta gol atacak diye bir kaide yok. İşte böyle Mertens'in performansı insanların beklentisini tabii ki yükseltiyor. Çıtayı yükseltiyor ama her maç gol atmak zorunda değil Ziyech. İyi performansla devam ediyor. Bakalım ne olacak yani burada oyuncunun da isteği tavrı belirleyici olacaktır. Bir de tabii şimdi kritik olan şeylerden biri bir kadro planlaması yapılacak. Yeni sezon için işte yabancı oyuncular var. Onların bir kısmı ayrılacak. Zaten ayrılması kesin olan isimler var. Onun dışında da teklif olan bir sürü isim var. E, 12 yabancıya düşeceği için orada dikkatli düşünmek gerekiyor. Kontratlı oyuncunuz ama teklifler alabilir. Yani Mertens'ten, Ziyeş'ten bahsettik. Bir de yani Barış'tan da gerçekten bahsetmek lazım. Sık sık bahsediyor. Az önce de biraz üstünde durdum ama gerçekten bir yerli futbolcunun hep şundan bahsederdik biz geçmiş yıllarda. Bir üst seviyeye çıkabilmek için işte Avrupa'ya gitmesi gerekiyor. Avrupa idmanı yemesi gerekiyor. Oranın mentalitesiyle tanışması gerekiyor diye. Ama Barış bunun Türkiye'de de yapılabileceğini gösterdi. Galatasaray'da oynarken her geçen gün, her gün bir, bir öncekinden daha iyi hale getirdi kendini. Ve evet bence az önce söylediğim gibi Mertens bir numaralı bu oyunu değiştiren isim Galatasaray'da sağ içinde ama Barış da oyun tıkandığında takım böyle hücuma çıkmakta sıkıntı yaşadığında özellikle fizik gücüyle işte o atletizmiyle çok rahat çözüm üretmesine katkı sundu takım. Mesela Alanya deplasmanın ilk yarısında sadece barışa atılan toplarla çıkıyordu Galatasaray ki bu sezon buna benzer maçlar oynandı dün. Yani o ikinci golden önceki eforu inanılmaz. Yani biz işte Zaha sezon başı buraya gelirken e böyle bir performans vermesini bekliyorduk zaten yani. Ve Yerli bir oyuncudan bunu alıyor Galatasaray. Hatta geçen seneye dönecek olursak Zaniolo'dan bu performans bekleniyordu. Yani bu, bu seviyeye çıkabilse Zaniolo inanılmaz mutlu olacaktı herkes ama yerli bir futbolcu bu performansı gösteriyor. Yani Barış Galatasaray için çok çok büyük bir değer. Ben bir sene daha Galatasaray'da kalması gerektiğini düşünüyorum bu arada. Galatasaray'ın önümüzdeki sene Avrupa'da hedefleri olacaksa Barış'tan vazgeçmemesi gerekiyor. Barışa da bunu Barışı da buna ikna etmesi gerekiyor bence. Kesinlikle. Kerem'e geleceğim ama ondan önce bir izleyicimizin sorusu var. Sözleşme imzalanan oyuncuların kap açıklamaları seçimden sonra mı gerçekleşecek diye sormuş. Ya yani o kap açıklamasıyla ilgili açıkçası çok net bir bilgim yok ama zaten sözleşmeler imzalandı. Herhangi bir problem yok bu konuda. Rakamsal detaylarını merak edenler olabilir ama çok net bilgiye sahip değilim. Bunu rahat, yani bilmediğim bir şey şimdi yalan yanlış da bir şey söylemek istemem kap açıklaması ile ilgili açıkçası bir bilgim yok ama sözleşmeler imzalandı. İşte süre, süreleriyle ilgili, rakamlarıyla ilgili durumu da bu bizim eksiğimiz olsun ben bunu sorup öğreneyim. Bir dahaki yayında anlatayım. Peki Galatasaray'ın klasikleşmiş bir şeyi var. Hemen taraftarımız da sormuş. Demiş ki taraftarlar açık antrenman yapacak mıyız diye sormuş. Ee, yine geçtiğimiz sene olmuştu sanırım. Geçtiğimiz sene miydi? Bir önceki sene miydi? Geçtiğimizde. Yine taraftara açık inanılmaz e, güzel bir antrenman olmuştu şampiyonluk şöleni tarzında. E, bu sene de olacak mı diye merak ediyorlar. Olur mu sence? Ya şöyle ben olmasını bekliyorum ama geçen seneyle aradaki fark şu. Geçen sene Beşiktaş derbisi vardı Galatasaray'ın. Pardon Beşiktaş derbisinden sonra biraz böyle acaba sallantıya giriyor muyuz düşüncesi oluşmuştu. Ve o morali artık tamamen yüklemek için böyle bir hamle yapılmıştı. E şu anda Galatasaray yani oyuncuların buna ihtiyacı var mı? Yok. Bunu rahatlıkla söyleyeyim. Motivasyon anlamında da zaten puan olarak da iş bitti yani artık bu saatten sonra. Tamamen prosedürün yerine gelmesini bekliyoruz ama taraftara bir hoşluk olarak bu düşünülebilir. Zaten dediğim gibi çarşamba akşamı itibariyle Galatasaray'ın çalışmaları başlıyor. Çarşamba, perşembe 4 günlük bir antrenman süreci var. Yani cuma günü olursa eğer böyle bir şey muhtemelen cuma günü olabilir yine o motivasyon konusunu da kendim açmışken kendim sürdüreyim. Oyuncularla ilgili durumu şöyle söyleyeyim. Yani biraz dünkü performansta beklentilerin altında kalınmasında şu olabilir. Galatasaraylı oyuncular Fenerbahçe derbisini sabırsızlıkla bekliyorlar. Çünkü evet 99 puana ulaştı, rekorlar kırıldı, artık şampiyonluk geldi gibi ama Galatasaray takımı şunu net olarak göstermek istiyor. Biz bu ligin en iyi takımıyız. Çünkü sene başı, sene boyunca çok iki takımlı bir düzlem üzerinden biz ligi okuduk. Bir tarafta Galatasaray, bir tarafta Fenerbahçe. Her gün, her saat, her hafta oyuncular da takımlarda karşılaştırıldılar, kıyaslandılar. Bazen Fenerbahçe daha iyi dendi, bazen Galatasaray daha iyi dendi. Galatasaraylı oyuncular da bunu takip ediyorlar. Özellikle yabancı oyuncular mesela bu tip gündemlerden uzak diye düşünülebilir ama çok yakından takip ediyorlar bu tip konuları ve net bir mesaj vermek istiyorlar. Yani biz bu ligin en iyi takımıyız ve sahada bunu göster göstermek istiyoruz düşüncesinde bütün oyuncular. Yine az önce süper kupadan bahsettim. Oradan bir örnek vereyim. O gün birkaç tane Galatasaraylı oyuncuyla konuştuğumda aşağı yukarıda hepsinin toplu fikri olarak böyle olduğunu söylediler. Gal Tabii ki Fenerbahçe adına farklı bir planlamaydı ama Galatasaraylı oyuncular o gün şunu düşünüyordu. Fenerbahçe bizden korktu. Bizden çekindi ve o yüzden buraya gelmedi. Bizim karşımıza çıkamadılar. Dediğim gibi bu Galatasaraylı oyuncuların düşüncesi ve bazılarıyla konuştuğumdaki söylemleri o motivasyonda var. Hafta sonunda hazırlık bu şekilde gerçekleşecek. Yani Galatasaraylı oyuncuların şu anda düşüncesi tamamen bu. Bu arada e, gündemde çıkan bazı haberler var. Sen de görmüşsündür İrfan Can Kahveci Galatasaray ilgisi şeklinde. E, böyle bir haberin gerçekliği var mı diye bir izleyicimiz sormuş. Bir başkası da Batu sözleşmesi bitiyor. Onunla ilgili bir gelişim olur mu diye sormuş. Böyle Fenerbahçe'de futbolculara bir soruda. Geçmiş olalım. Ya yok, yok İrfan Can'la ilgili Galatasaray'ın herhangi bir tasarrufu düşüncesi yok ki ben İrfan Can'ın zaten muhtemelen yurt dışına gideceğini düşünüyorum sezon sonunda. Yani bildiğim kadarıyla da düşüncesi o yönde. Batu de yani sezon sonu sözleşmesi bitiyor diye evet ister istemez böyle yakıştırmalar yapılıyor. Fenerbahçe'de devam edecek mi etmeyecek mi açıkçası bilmiyorum. Ama şunu söyleyeyim. Geçen sezon başında daha Icardi gelmeden önce yanılmıyorsam Batu Fenerbahçe'ye gitmeden önce Batu Şuay Galatasaray'a da önerildi. Hatta şu an aldığından daha düşük bir rakama önerilmişti. Galatasaray o dönem için Batu istemedi. Ha, bence alsaydı iyi olurmuş. Batu Şuay'ı Galatasaray'a transfer etseymiş iyi olurmuş. Çünkü gerçekten çok iyi bir ikinci forvet gibi duruyor. Yani mesela Icardi ile birlikte de şu an cekoyla ile yakaladığı uyumu yakalayabilirdi belki. Çünkü beklemeyi sorun etmiyor. Girdiği zaman da hep katkı sağlıyor ama Icardi varken giremiyorsun oyuna. Tabii böyle bir fark var. Ceko arada çıkıyor da Icardi hiç çıkmıyor. O, oynamadığı maç sayısı da çok az ama yani tabii ki faydalı bir oyuncu ama benim bildiğim Galatasaray'ın böyle bir tasarruf yok. Oyuncu da sezon sonu bir sözleşmesi bitsin. Ha, Avrupa Şampiyonası da, da olacaktır. Ondan sonra karar verecek diye biliyorum.